Stüdyomuzda bundan sonraki bölümümüzde Emek Partisi MYK üyesi Sayın Metin İlgün bizimle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet. Şöyle bir yerden aslında az önce Sayın Kamuran Yüksek'le Figen Yüksek daha da aslında bugün yaşananlara dair bir bilgi verdiler. 120 kişinin gözaltına alındığını, sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok yerinde engelleme ve yasaklama çabalarının polis tarafından gerçekleştirildiği yönünde bilgiler verdiler. Ayrıca insanların mahallelerinden çıkamadıklarını, aslında fiili bir şekilde oralarda da gözaltında bulunan yüzlerce insan olduğu yönde bilgiler verdiler. Ama siz de nevroz çağrısı çerçevesinde yine Bahçelievler civarındaydınız. Neler gözlemlediniz? Önce isterseniz buradan başlayalım hocam. Yani ardından da kuşkusuz bu yasakların ne anlama geldiğini ve ülke atmosferine dair bazı değerlendirmenizi, partinizin de değerlendirmelerinizi alacağım şahsınızda. Öncelikle bizi izleyen bütün halklarımızın nevrozu kutlu olsun diyerek başlayayım, selamlıyorum. Şimdi bugün aslında biliyorsunuz biz burada bir tertip komitesi oluşturarak bir nevroz başvurusu yapmıştık. Ve emniyetle yaptığımız o zamanki görüşmelerde de emniyet yetkilileri başvurduğunuz yer miting alanıdır, bir sorun olmayacak diye bir açıklamaları vardı. Biz de bütün hazırlıklarımızı, çağrılarımızı, bildirilerimizle, afişlerimizle, toplantılarımızla Nevroz'a hazırlanıyorduk. Bugün içinde bulunduğumuz talepler doğrultusunda. Ve 3 gün önce yasak kararı geldi. Bunun üzerine de HDP İstanbul İl Örgütü miting alanında, yani Bakırköy'de ortak bir açıklama yapmak ve bu yasağı protesto etmek üzere bir çağrıda bulundu. Biliyorsunuz dün de yine bir canlı bomba ile karşı karşıya kaldık. Belki biraz sonra konuşuruz onu. Ve onun üzerine de kurum temsilcileri bugün saat 10'da Bahçelievler HDP ilçe binasında buluşup orada hep beraber Bakırköy meydanına gitmek üzere, yani miting alanına gitmek üzere kararımız vardı. Şimdi aslında tablo şuydu. Sabah bütün metrobüs girişleri, yani bu şeyden başlayın, Söğütlüçeşme'den başlayın, işte Beylikdüzü'nde Avcılar benzeri her yerde ciddi bir sivil polis ablukası vardı. Bakırköy Salı Pazarı denen, yani o miting alanının bütün bir çevresi tomalarla, akreplerle, çevik kuvvetle sarılıydı sivil polisler alabildiğine. Ve Bahçelievler'de de Bahçelievler, yani o Şirinevler Meydanı ortası bütünü sivil polis, çevik kuvvet, tomalar, akrepler ve bütün o küçücük meydanın sokak girişlerinin tümü, giriş ve çıkışlar polisler tarafından tutulmuştu. Vatandaş kendi iş yerine gitmek için bile kimliğiyle orada olduğunu doğrulatmak zorunda kalıyordu. Biz de çağrımızı kendi ilçe örgütümüze yapmıştık. Ben ilçe örgütüne gitmek üzere sokağa girdiğimde güvenlik şube müdür muavinlerinden biri, üstelik tanıyor. Bugün böyle dedi, yasak. Ya nasıl yasak? Yani ben evime gidiyorum, nasıl yasak? Yapabilecek bir şey yok, yasak. Sonra neyse, biraz şeyden sonra HDP'ye geçtik. Orada da bütünüyle, yani gerek bizim kendi ilçe örgütlerimizle aldığımız bilgi, gerek HDP'li arkadaşlarından gelen bilgilerde, bir sefer İstanbul'da araçlarla gelmek isteyenler, hiçbir araca izin verilmedi. Hı hı. Oralarda gözaltılar oldu, saldırılar oldu. Yanı sıra Bahçelievler ya da işte Şirinevler ve Bakırköy metrolarında, metrobüslerde inip
biraz ısrar eden, hayır ben içeri geçeceğim diyenler, önemli bir kısmı gözaltına alındı, plastik mermilerle saldırıldı, gazlar atıldı, sular sıkıldı. Şunu söyleyebiliriz, evet yani bugün az önce ifade etti eş başkanlar, bugün İstanbul çok ciddi bir ablukaya alınmıştı. Halk üzerinde ciddi bir saldırı vardı. Şimdi her ne kadar işte 120 falan, hani bunlar resmi rakamlar. Yani bizce bu rakam daha fazladır. Yani bu hani ne olacak peki? Yani bu saldırılar, düşünün yani bir partilerin temsilcileri hepimizi ismimizle bilmem neyimizle biliyorlar. Biz Şirinevler meydanına orada çıkıp ya bu durumu protesto ediyoruz, bu yasağı kınıyoruz demek istedik. Buna bile izin verilmedi. İzin verilmedi ve izin verilmemenin ötesinde orada yani tahrik etmek için ellerinde gelen her şeyi yaptılar. Tahrik etme kısmını da tabii merak ediyorum ama şöyle bir yanına ilişkin ne dersiniz Sayın İlgün? Yani şimdi bütün bundan önceki birkaç yıl boyunca Nevrozlara giderken hep bir sadece Nevrozlara katılan Kürtler ya da Nevrozlara gidecek diğer yurttaşlar onu ilgiyle bekleme, belki de politik anlamda da gözleri o şeyde Nevroz kutlamalarında olanlar değil. Yani çok daha geniş bir halk kitlesi Nevrozlara ilgiyle izleyen ve Nevroz'da verilecek mesajları merak eden bir durumdayken ne oldu da yani şimdi 2016 Nevroz'u 2014 2015'ten belki 2013 2014 2015'ten 2013. Evet yani 3 yani, yılı 2012'de biz İstanbul'da bir böyle bir şey yaşadık. Yani daha öncelerini bir yana, en son 2012'de işte o zaman da akşama kadar işte gazdı, suydu, benzeriydi. Ondan işte 2013'ten 2016'ya kadar da gayet coşkulu, kitlesel, halaylarla, şarkılarla, türkülerle, kadınlar, gençler, rengarenk kıyafetleriyle Nevroz alanına, hatta bırakalım şeyi, Cevizli'den itibaren Kazlıçeşme'ye kadar trafiğe kapatılırdı. İnsanlar akın akın işte Zeytinburnu'ndan benzerinden gelirdi. Şimdi geldik 2016'ya. Geldik 2016'ya. Yani şimdi ilerliyoruz ama yani. Sizce şöyle bir şey gerekmiyor muydu? Yani ben en azından eş başkanların açıklamasından o hisse kapıldım. Yani daha önceki senelerden çok daha fazla barış mesajlarının verilmesine, çatışmaların sonlanmasına, ölümlerin bir an önce son bulmasına yönelik kitlesel çağrıların, kitlesel bu yönde dile getirilişlerin çok daha fazla ihtiyacı yok muydu? Kuşkusuz. Bakın şimdi biraz engellenen şey böyle bir şey mi? Engellenmek istenen tam da budur zaten. Yani bugün bu ülkede barış demek, demokrasi demek, kardeşlik demek, eşitlik demek artık suç oldu. Bunun pratik göstergeleri var. Bunu hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Şimdi 8 Mart'ta kadınlar ne için sokağa çıkmak istedi? Kendi taleplerini ifade etmek için. İşte neydi? Onların da taleplerinden biri eşitlikti, kardeşlikti, barıştı. Kadın cinayetlerinin son bulmasıydı. Aynı gerekçeyle işte sizin de bildiğiniz, ettiğiniz işte yine saldırılar, yine gaz, yine coplanma, yine gözaltı. Bakın akademisyenler ne dedi? Dedi ki ya bu akan kan dursun, bu suça ortak olmayacağız. Şu anda 3 tanesini tutukladılar. Adliyenin önüne gidip arkadaşlarına destek olmak isteyenlere saldırdılar. Avukatlar benzer bir şey yaşadı. Değil mi? Yani çok yakın zamanda yaşadığımız şeylere bakalım. Artvin halkı, ya benim doğama karışma dedi. Ben doğamla memnunum, böyle yaşamak istiyorum dedi. Onlara saldırdılar.
Renault işçileri dedi ki ya ben egzam istiyorum dedi. Onlara aynı şeyi yaptılar, saldırdılar, gözaltına aldılar. Bu şu anlama geliyor. Yani bugün izlenen politika ki Cumhurbaşkanı çok açık söyledi. Ve bundan dolayı da dedi terör tanımını değiştireceğiz dedi. Ya bendensin, yani ya benim dediğime evet diyeceksin, alkışlayacaksın ya da terörden yanasın, teröristten yanasın. Şimdi politika böyle olunca bu ülkede emek demek, demokrasi demek, kardeşlik demek, barış, hele barış. Neyin barışı? Barış. Şimdi bir samimiyetsizlik var ortada. Bakın geçen hafta Ankara'da bir patlama oldu. O kadar vatandaşımızı kaybettik. İstanbul'daki emek demokrasi güçleri olarak bir basın açıklaması yapıp bu saldırıyı, bu patlamayı, bu katliamı protesto etmek istedik. Tünelde, Galatasaray'da tünelde toplandık. Daha biz açıklamaya başlamadan bütün şiddetiyle, gazıyla, plastik mermisiyle, tomasıyla, gözaltısıyla saldırdılar. Şimdi ondan sonra da orada burada açıklamalar yapılıyor. Efendim işte bunlar patlamayı kimin önce yaptığına bakıp ona göre şey yapıyorlar. Bakmayın siz bunlara. Bunlar bir protesto bile etmiyor. Bak şu kadar insan öldü de. Şimdi ya bu kadar ikiyüzlü, bu kadar samimiyetsiz bir durum. Görülen bir şey mi yani şimdi bu ülkenin devrimcileri, sosyalistleri, yurtseverleri, emekçileri, işçileri nasıl yani sivil vatandaşa dönük bir katliamı benimseyebilir, kabul edebilir? Elbette protesto eder, elbette itiraz eder ama bak burada bile şu politikayı yapıyorlar. Ya işte efendim bak bu tak bilmem ne buna şey vatandaşı yani o bölünmüşlüğü, o kastlaşmayı, o gerginliği gerebildiği kadar germeye çalışıyor. Evet. Sayın İlgün peki süremizi de ben hatırlatayım. Yani 6 dakika kadar bir süremiz evet. Var. Arkadaşlarım da o konuda hatırlatıyorlar. Belki şöyle bir yanıyla da şimdi hızla bir yeri sürükleniyor ülke. Yani Nevroz yasakları, bölgede süren çatışmalar bunun bir yanını oluşturuyor. Bölgede yaşanan ölümler, Bodrumlarda yok edilen, yakılan insanlar, siviller bir yanını oluşturuyor. Diğer bir yanını da patlayan, sizin de konuşmanıza sık sık dile getirdiniz. Sağda solda patlayan bombalı saldırılar ve orada hayatını kaybeden, duraklarda hayatını kaybeden ya da artık İstiklal merkezi yerlerde patlayan canlı bomba. Yani tesadüfen yaşamak denilen mesele artık tesadüflere evet. Kalmış durumda. Bu anlamda toplumsal olarak da bir ciddi bir gerginliğin, ciddi bir psikolojik olarak da şey hale gelmiş durumda. İnsanlar umutsuz ve karamsar hale gelmiş durumda. Ama iktidarla bu tüm bu atmosferin bir ilişiğini kuruyorsunuz siz zaten. Yani buradan nasıl çıkılacak meselesini sormak istiyorum. Yani buradan yani bu toplumsal olarak bu umutsuzluktan ya da hükümetin tüm bu atmosferi belki yaratmasından kullanmasına kadar bu cendereden nasıl çıkılacak buna dair yani Emek Partisi olarak ne düşünüyorsunuz? Siz bu konuda neler dile getirirsiniz? Son olarak bunu sormuş olayım size. Evet, teşekkürler. Ya biz bu konuda zaten başından beri yani şu 7 Haziran seçimlerinden bu yana bilinçli bir politikayla işte bir başkanlıktır, anayasa değişikliğidir, benzeridir hedefler var. Buna karşı da yapılacak yegane işin bütün bu saldırıları terörize etme, işte Kürt'ün Bodrum'da gazla öldürülmesi, İstiklal'da, Kızılay'da, Ankara'da, Sultanahmet'te canlı bombayla vatandaşların öldürülmesi, katledilmesi, bütün buna karşı yaratılan sözünü ettiğiniz tabloyu değiştirebilmenin yegane yolu, bütün halk güçlerinin bu saldırılara karşı bir öncelikle bu ateşin durması, gerçekten bu ülkede eşitliğin, kardeşliğin, barışın, özgürlüğün yeniden inşa edilmesi ve tesis edilebilmesi için
bu güçlerin ortak hareket etmesidir. Bu yönüyle bizim şu dönem bakımında işte Nevroz'da bunu yapmaya çalıştık, bunu örgütlemeye çalıştık, bu fikri anlatmaya çalıştık. 8 Mart'ta bunu yapmaya çalıştık. Şimdi önümüz 1 Mayıs. İşçi sınıfının, Kürtlerin, Alevilerin, çevrecilerin, kadınların, üniversite gençliğinin, lisede okuyan gençlerin, işsizlerin, emeklilerin, bu ülkenin en başlıca yakıcı talepleri etrafında bizim ciddi bir çalışma yürütmemiz lazım, bir araya gelmemiz lazım, omuz omuza vermemiz lazım. Bütün bu baskıya, bütün bu tedirginliğe, bütün bu kaygı ve gerilimi ortada kaldırarak, omuz omuza vererek, ortak taleplerimiz için biz mücadele edersek, yani istiklalde ölenle Cizre'de, şu anda Hakkari'de, Yüksekova'da öldürülenin acısını aynı hissederek. Yok o İsrail doğumluymuş, o şuymuş, o Kürt mü, Türktü demeden bütün toplumun her şeyden önce ortadaki mevcut sorunların çözümü, hakların elde edilmesi için biz ancak bu mücadeleyi yükseltirsek olur. Şu soruyu hepimizin kendimize sorması lazım, emekçilerin sorması lazım. Ne oldu da peş peşe bombalar patlıyor? Bakın, tamam, niye başka bir ülkede olmuyor bu? Bakın Suriye'de her gün patlıyor. Irak'ta patlıyor. İşte bir Suriye'ye geldik, yani bunun nedenleri var, sebepleri var. Şimdi sen ortada böyle her gün katliam yaparsan, her gün saldırırsan, her gün terörize edersen, kadına sus dersen, işçiye sus dersen, çevreciye sus dersen, Kürde sus dersen, Aleviye sus dersen, gence sus dersen, birileri de bundan yararlanacak. Ondan sonra da işte birileri de orada kendini patlatıyor, burada patlatıyor. Ve ne oluyor? Toplumu geriyor. Peki bütün bu patlamalar kime yarıyor? Kime yarıyor sorusu da çok açık. Yani bugün işte fabrikada işçi birbirine güvenmemeye başladı. Mahallede işte yıllardır bir arada yaşayan Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi kaygıyla birbirine bakmaya başladı. Hakikaten ülke çok kötü bir noktaya götürülüyor. Bir gergin bir noktaya gidiyor. Her an Suriye'de olan şeyler, yani bir iç savaşta yaşanan şeylerin provaları yapılıyor bugün. Şimdi bu anlamda sorumlu olan, yani ilerici olan, demokrat olan, sosyalist olan, yurtsever olan partiler, örgütler, kurumlar, kuruluşlar, sendikalar, kitle örgütleri, bizim başka bir sorumlulukla hareket etmemiz lazım. Bu oyunu, bu provokasyonu boşa çıkarmak için de ortak mücadele etme konusunda ısrarcı olmamız lazım. Emek Partisi bunu yapmaya çalışıyor. Biz bunu örgütlemeye çalışıyoruz. Evet, hocam çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Yani anlattıklarınız, değerlendirmeler kuşkusuz daha çok konuşmayı gerektiren, daha üzerine fikrinizi de açıklamanız gereken şeyler kuşkusuz. Ancak süremizin sonuna geldiğimiz için noktalamak zorundayım. Çok teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun.